Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla beraberiz. Gördüğünüz üzere Osiris New Dawn. Şimdi başlamadan önce biraz konuşacaklarımız var. Ama şunu da belirteyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda da fikirlerinizi, beğenlerinizi yazmayı hakeza unutmayın. Şimdilik bu oyun hakkında. Bu oyun tam hatırlamıyorum. 2-3 sene önce çıkmıştı. Early Access, erken erişim düzeyinde. Ben de bilim kurgu, science fiction, survival, RPG, MMO değil, RPG türü oyunları sevdiğim için radarıma girmişti. Aldım Early Access olması hasebiyle. Bir başladım. Şöyle bir yarım saat oynamıştım. Pek oynanabilir bir vaziyeti yoktu. Şunu da belirteyim. Oyun herhalde 1-2-3 kişiden falan yapılmış bir oyun. Ama o yarım saatlik oynayışta belliydi ki uzun vadeli, derin ve geniş planlanmış bir oyun. Çünkü o kısa oynanabilir şekli olmayan haliyle bile ileride bayağı bir hacimli bir oyun, derinlikli bir oyun olacağını gösteriyordu. Ben dedim bu oyun süpere doğru gider. Bir iki sene bekleyeyim veya işte bir sene ne kadar sürerse oyunun bitirilmesi, ondan sonra oynayayım deyip ben oyunu kenara attım. Sildim de tabii. Steam kütüphanemde duruyor. Zaman zaman update haberlerini görüyorum. Ondan sonra okuyorum da ne olmuş, ne etmiş, ne bitmiş. Ama şöyle oyun 1.0 full release yaptı, çıktı sonunda falan gibi bir bildiri hiçbir zaman gelmemişti. Veya ben kaçırmıştım, bilmiyorum. Şimdi bu Steam indirimlerinde pek de bir şey aldık ama yani şu an oynanacak durumda değil herhalde. Bazıların update'leri falan çıkacakmış. Büyük update'leri yakın zamanda. Onları beklerken ne oynayayım ne oynayayım derken kütüphaneye baktığımda bu oyun yine gözüme ilişti. Ya bu oyun dedim süperdi o zaman. Bakalım en son hali neyse öyle oynarız. Dedim ve girdim ama bir de ne bakayım. Oyun normalde Steam'den esrarengiz bir şekilde yok olmuş. Yani oyunu şu an Steam'de alamıyorsunuz. Biz eskiden aldığımız için bize duruyor da. Hafif bir şöyle foruma girip yorumlardan okuyayım, bakayım neyin nesi, neyin nefesi. Hiç daha önce rastladığım bir şey değil oyunun Steam'den yok olması. Durumu şöyle özetleyeyim. Arkadaşlar bu oyunu geliştiriyorlar. Aşağıda görüyorsunuz. Version 1.0.4. Oyunu geliştiriyorlar. Oyunun benim kütüphanemde gördüğüm gibi bir normal versiyonu var, oynanabilen. Bir de branch test versiyonu var. Şimdi bu branch test versiyonu ne oluyor? Bu oyun geliştirme aşamasında olduğu için early access, erken erişim. Arkadaşlar bunları yapımcılar geliştiriyorlar, 0.7 versiyonu çıkıyor mesela. Herkese açıp oynuyorlar. Ama bu branch test versiyonu dedikleri, adam 0.8'i geliştiriyor. Ayrıyetten koyuyor. Oyuncular da oradan girip o yeni geliştirilmiş 0.8 versiyonundaki yeni araç gereç oluşumlarını test etme imkanı buluyor. Yani 2-3 kişilik yapımcı olduğum muydu? Test ekibi falan olmayacağı için ne kadar fazla kişi test ederse de o kadar çok hata bulma ihtimali yüksek olduğundan öyle bir versiyon koyuyorlar. Onu oyuncular da işte ben de oyunu katkım olayım deyip, katkım olsun deyip o versiyonu test ediyorlar. Hataları bildiriyorlar vesaire vesaire. Ondan sonra 0.8 herkes için normal oynanabilecek şekilde çıkmadan önce bu hataları düzeltmeye çalışıyor. Düzeltildikleri kadar. Normalde öyle olması gerekir. Ondan sonra 0.8 versiyonu çıkarıyorlar. Sonra 0.9'u geliştiriyorlar. 0.9'u test versiyonunu alıyorlar. Oyuncular test ediyor. Böyle böyle oyun normalde full release 1.0 versiyonuna kadar böyle bir ilerleyiş gösterir normal şartlarda. Şimdi bu arkadaşlar bunu bayağı geliştirmişler benim o zaman oynadığım zamandan bu yana. Ama sonra bu 1.1
14 mü 04 mü ne versiyonlarına falan gelmişler gitmişler. Oyunculardan çok tepki almışlar çünkü birçok zamanında kapatılmamış hatalar varmıştı vesaire. Bunlar da yavaş yavaş oyun bitti bitiyor, açıkladık açıklayacağız, Early Access'ten çıktık çıkacağız falan demeye başlamışlar. Oyuncular da bayağı tepki göstermiş, yok olur mu, neresi bitti falan filan gibisinden. Derken oyuncular da biraz tepkilerini daha sert bir şekilde dillendirmişler falan derken ederken yapımcı demiş, siz misiniz bunu yapan? Ben çıkıyorum, oyunu kaldırıyorum Steam'den. Oyunu kaldırmış, kaldırmakla kalmamış, geride kalan oyuncuların versiyonlarını, mesela diyelim 0.5 normal versiyon 0.9'lara çıktıysa, onu hepten geri çekmiş, başlangıç şeylerine, daha önceki versiyonlarına geri çekmiş. Test branch versiyonunu da biraz geri ileriye atmış. Ondan sonra çıkmış için içinden, Steam'den de kalkmış gitmiş yani. Şimdi oyuncular tabii ya para iadesi alamıyorlar, kaç sene olmuş. Bu sefer de oyuncular da bayağı bir giydirmiş vesaire vesaire. Yani sonuç itibariyle bu oyun böyle esrarengiz bir şekilde Steam'den kaybolmuş. Ondan sonra ben baktım, normal versiyon 0.5 altılarda falan herhalde. Branch versiyonuna baktım. Bu şu an açtığım Branch 1.04, hani test versiyonu olan. Burada 1.04 yazdığı için umut ediyorum ki öbüründen biraz daha gelişmişidir. Her ne kadar geri çekmişse de. Biz şimdi bunu başlayacağız. Story modusu var çünkü. Görevlerden ilerleyen bir modusu var. Oradan ilerleyeceğiz. Görevleri nereye gidiyorsa, hani Rangers Simulator'da dediğim gibi. Görevler bizi nereye kadar taşıyorsa oraya kadar gideriz. Ondan sonra baktık görev falan kalmadı. Baktık base falan, böyle bir değişik hayallerim var. Şöyle base kuralım, böyle base kuralım. Şu arka planda görüyorsunuz. Burada base'ler böyle oluyor demek ki. Yabancı bir gezegende. Ha, oyunu da kısa kısa anlatayım. Bu gördüğümüz belirli bir gezegen, Güneş sisteminde bir gezegen. Buraya 60 sene önce bir tim yollanıyor. Burayı insanlara yaşanır hale getirmesi için bir tim yollanıyor, her türlü araç gereçle. Onlar buraya geliyor. Burayı normalde insanların yaşayabileceği şekilde, işte artık kaç sene sürüyorsa, 100 sene midir, 200 sene midir bilmiyorum. Başlıyorlar sözde insanları yaşayabilecek hale getirmeye. Ondan sonra 60 sene sonra onlardan bizim tim, şu an oynayacağım olduğumuz tim, daha doğrusu biz kendimiz, onu birazdan göreceksiniz. Takviye olarak gidiyoruz. Erzak vesaire falan toplamış şekilde. Çünkü planlama öyleymiş. Gidiyoruz. Ama giderken gezegen yörüngesine girerken bir patlama matlama oluyor. Gezegene düşüyoruz. Klasik. Ondan sonra görevler başlıyor. Eski timin yaptığı şeyleri bulma vesaire vesaire. Onları bulma, yaşıyorlar, hatırlasıyorlarsa gibisinden. Ve olay öyle gelişiyor, storiesi. Şimdi oraya gireceğiz. Girmeden önce bir ayarlara bakmamız gerekiyor. Açtım ben, 4K'ya aldım. Bilgisayardan bayağı kalorifer gibi sıcaklıklar gelmeye başladı. Geri çektim. Full HD'de oynayacağım. Ondan sonra Vsync kapalı, 60'a sınırladım. Zaten evet. Present View'lara sonra gerekirse ayar çekeriz. Motion Blur aynen kapalı. Loom kapalı olabilir ama şu an için kalsın. İngilizce, Türkçesi yok arkadaşlar. Yok, bir saniye, burada gameplay ayarları var. Yani müzik sesi falan iyi, fazla başka oyunlarda olduğu gibi çok sesli gibi bir şey yok. He. Şey ayarları. Tamam. Multiplayer de var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun dediğim gibi o zaman bile çok güzel görünüyordu. Çünkü bende grafik neredeyse %70 oyunu oynama şeyidir. Grafik güzel olacak. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. He. Bu değişik modusal challenge, zorlayıcı bir şey. Test your skills of survival, short tutorial, everything unlocked. Her şey açılmış şekilde. Hayatta kalmanı test et diyor. If you can find resources, you can build. Kaynak bulursan bir şeyler de inşa edebilirsin. Basic skill training.
İstediğin bir gezegende başlayabilirsin diyor bak. Normalde evet, o zaman öyle planlar vardı. İşte sonra başka gezegenlere de geçebileceksin falan filan. Böyle buz gezegeni mi diyordu? Çölde mi? Buz gezegeni vardı herhalde bir tane. Hatırladığım kadarıyla Great Expansion. Şimdi bilmiyorum. Burada biz zaten bunu yapmayacağız. Creative'de freely without worry of survival. Yani hayatta kalma öğeleri falan indirgenmiş veya hiç yok. Ondan sonra yaratıklardan da korkman gerek değil. İstediğin gibi takıl versiyonu. Bu da story. Story üzerinden. The game is intended designed with a focus mission based progression. Yani görev üzerinden yürüyen oyun ilerlemesi var diyor. Story development great for new player. Yeni oyuncular için en iyi versiyonu diyor. Şimdi biz bundan başlayacağız. Bir saniye bir switch'im. Evet, karakteri oluşur diyor. Scientist. Science 18. Engineering 7. Combat 5. Description'ı geç. Heh, bizim için önemli olan bunlara bakalım. Speed, Health, Strength, Stamina. Şeyi az. Bu baştan verdiği puan mı yoksa o puanların gelişme öğesi mi? Hani mesela bir level atladım. Aşağı yukarı 18 science puanı verecek. 7 o mu yoksa başlangıçta olan mı bilmiyorum. Bakacağız. Başka ne varmış? Ranger. Hepsi de aynı şekilde dağıtılmış. Health strength düşük. Stamina kondisyon diyelim. Güç. Can. Hızlılık. Marine. Şeyler de değişiyor bak fark etmediğim. Bu da savaşçımız. Asker. Combat 20. Şey 6. 4. Speed düşük. Health ve strength yüksek. Engineer. Bu ilk baştaki mi diyor? Scientist'ten ilk baştaki. Engineer neymiş? 8 combat. 16 engineer. 6 science. Speed düşük. Şey yüksek. Combat düşük kalsın. Sanmıyorum fazla dövüşeceğimizi. Ama yapsak da yani bilmiyorum. Uzaydayız. Büyük bir ihtimalle silah milah olur. Ondan sonra kombatın bir zorluğu olmaz. Strength, stamina, health, speed. Bu scientist hoşuma gidiyor. Ama mesela bu 18-75 level atlayışta verdiği puansa ona gibi ona göre bir seçim yapacak olsak kombat düşük olsun. Bunun mesela düşük ama Scientist'i combat'tan düşük. Scientist alıyorum ben ya. Scientist alalım. Ne bu? He, isim. Primary, beyaz. Secondary. Detail. Şöyle turkuaz olsun. Yeni Türkiye'nin rengini katalım. Hangisi daha şu daha olumlu şey. Yo. Bu biraz daha glow ne? He şeyin şu. Yo o da böyle kalsın. Bu secondary. Pek tip bir şey olmadı ama. Dur bir saniye bir farklı yapalım. Hey. Neyse böyle olsun o kadar da önemli değil. Veya bir saniye. Primary böyle yapsak, diğerlerini değiştirsek. Palyaço gibi oldu. Bilemedim. Yok biz bunu yine beyaz yapalım. Detail.
Kitleyi böyle yapalım. Secondary turkuaz. Yapalım. Geç git, daha fazla uğraşma. Easy, normal, biz normal yapalım. Şu engineering yüksek olanı almak isterdim ama şey, grafik bu. Dünyadan 20,22 ışık yılı uzaklıkta diyor. ...2046'da yola çıkmışlar. Veya varmışlar, ondan sonra kontak kesilmiş. Ondan sonra 3 yıl gösterir. Aynen, biz şimdi takviye güç olarak gidiyoruz. İlk gidenler 60 sene sonra katılmak üzere yola çıktı diyor. Erzak vesaire getirerek. Şimdi binip gidiyoruz ve yine boğuluyor. İyi, gezegenin yörüngesine giriyoruz ama güzel görsün. Osiris, yeni bir gün diyelim. Evet. Gezegenimize düştük. Your suit has been breached. Patch your suit immediately. Evet. Basit mi? Bantı bul. Hasar görmüş. Press F. Ümitek demiş. Yani oksijenin düşecek, sızacak diyor. Çabuk kapat diyor çatlakları. F'ye basıyor, basıyorum, bir şey olmuyor. Ha, F1. Your health vitals are low. Bandage your wounds. Canım hasarlı diyor. Bandage, ha. Bir. Kendini onar diyor. Tamam, onardı mı? Yok, kırmızı gösteriyor hala. Aşağıda gördüğünüz gibi health. Ne o? Bandage. Çık diyor Ece. Exit. Atmospheric conditions. Oxygen 0.4%. Pressure is 2.5%. Basıncı söyledi, oksijen söyledi. Oksijen sıfır bizim. Ne diyor? Oksijen bul diyor. Hot. Hot'un oksijen şeylerini bul diyor. Ha, nerede? Survivor Tour. Değil mi? Burada, burada. İşte bu, 130. Plant like life forms detected. Extract plant material. System computer, report on the New Dawn and crew. The New Dawn suffered a reactor overload during interstellar braking, causing the catastrophic system breach. No living crew members detected.
Abi burada da oksijen var. Diğerinden haber verdi. Şeyi patlamış. Jeneratör diyelim. Kimse hayatta kalmamış, onu da bildirdi. Bu oksijen 30 al diyor. He, 20 saniyede bir alabiliyoruz. Bu ara gördüğünüz gibi geminin ne var ne yok burada ya çevirdik. Oo, 99. Tamam. Şimdi ne diyor? Salvage crash. Scrap debris found. Parçaları topla diyor. 6 tane bulursak yukarı solda mission. O scrap debrisen. Ha, 2 tane daha. Bu ne? Taş, taş topla. Survival'de taş önemlidir. Tamam, o misyonu bitirdik. Shelters can be built for protection from dust storms. Scrap pad yapabilirsin diyor. O topladığın parçalardan. Change view, press V. Heh, bu benim görmek istediğim görüntü. Kafeye bak, kafeye bak. Ne, istemiyorum. Beni geri getirin dünyaya. Şimdik. Bu ne? Copper. Copper. Bakır. Sertliği 3 diyor. Şurada bir şey gördüm. Glass container. Al. Topla topla, ne var ne yok. Bu. Kırılmış. Varil mi diyelim? Barrel. Varil. Sol düğme bir şeyler. Kavalyes. Ağaçla alakalı. Biz şu etrafta bir hemen gördüğümüz toplayalım. Bu oyunlarda öyle oluyor zaten. Hemen. Şu ne? Demir. Sertliği 4 diyor. Madenler çok. Şu ne? Geyser. Oksijen. Oksijen. Çek. Requires gas container lazım. Var. O varil yok muydu elimizde? Bu ne? Tab'a bastım. Inventory. Field guide. Plants. Hiçbir şey yok. Creator. Oo, bayağı var. Hayvanlar mayvanlar. Başka ne vardı? Skill. Skill'e bakalım. Ha, bu skill tree. Ha, puanımız da var bile. Ha, o başlangıç puanmış bak, ilk başta verdiği. Science diyor. Bizim kaç var? 18. Bu 2. Solar panel. Güneş enerji panellerinin %25 fazla. Almayacaktım. Yanlışla aldım. Şunu görmediydim. Ama yok, yetiyor puanımız. Metallurgy. Available. Allows the separation of alloys into their base elements in the forge. Ocakta külçeleri ham madde haline çevirmeyi sağlıyormuş. Biz onu da açalım. Çok puan olduğuna göre iyi bir şeydir herhalde. Ondan sonra science puanımız. Science dediği, ya yok, harcatlarımız da doğru ya. Combat. Kırmızı 5 puanımız var. Bu 2 puan. Silahlardan %10 fazla damage. Bu ne? Combat. Increase projectile damage. Ateş ettiğimiz şeylerin hasarını artırıyor. Increase mining. İşte bu önemli olabilir. Madenlerden %15 hasarını artır. 4 puan. Bizde 3 puan var. Tamam, onu devam edemiyoruz. Şurada level 1 diye gösteriyor. Scientist. Sol 1. O bu uzayda şey oluyor. Gün oluyor. Gün. Birinci gün. XP'miz 113. 1200'e geçtikten sonra ikinci level'e geçeceğiz. Bu şimdilik engineering puanı. 9 puanımız var. Bu kaç? 15. Low tech recycle. You apply your experience in engineering. Mühendislikte ileri seviyeye geçin diyor. Recycle low tech items. Increasing the amount of usable components you can recover. Şu hurdalıyoruz ya, parçaları topluyoruz ya. Daha fazla ve daha iyi parçalar toplamanı sağlıyor diyor. Bu iyiymiş. 15 puan ama bizde yok. Bunu açacağız büyük bir ihtimalle. Bu neymiş? Daha hızlı hurdaları topla gibisinden %10. 3 puanımız var mı? Var. 9 puanımız var. Açalım bunu. Çünkü bu dalları da büyük bir ihtimalle geliştireceğimiz için. 6 puan. Bende var.
Hoverboard'u %20 arttırıyor duration. Buna şimdi bakacağım. Salvage Fast'a %10. Bunu da açtım. Şu Hoverboard dedi. Mesela. Tamam, ona da baktık. Skill option. Bizim option. Missions. Scrap hardcore diyor. Build craft. Yani bu bizim craft şeyi. Şundan bir tane yapalım hemen. Kılıç. Bu da balta. Buna taş yok. Bu da şey. Kürek. Ucu. Chest. Defensive. Taştan duvar. Scrap at. Buna bize malzeme lazım da. Ha, GPS vardı. F1. Crafting. GPS. Harita. Daha fazla dışarı çıkamıyorum. Buna ne diyor? Metal object. Metallic object. Hot stage. Ha, bizim düştüğümüz şeyler. Man-made. Madenleri burada GPS'ten scanleyebiliyorum. Magnezyum, gold, tin, medium sertlikte olanlar. Kobalt, obsidyen, yüksek sertlikte olanlar, diamond, elmas, liquid gas, he, şu yanımızdaki oksijen, hidrojen, scan yapıyorum diyor. Bulamadı ama scan alanı herhalde sadece bu açı. Drone mu? Drone da varmış. Hepsi. Yok, göstermiyor. Metallic obje. Onlar niye gösteriyor? Herhalde oralara gideceğiz. Tamam, GPS'i de gördük. Mission'leri de gördük. Şimdi ne yapacağız? Görev ne diyor bize? Plant life, fiber topla diyor. Ama biz şunları hemen bir toplayalım. Burada yakında olanları. Bunun sesi az ya. Niye öyle az geliyor? Sound. Neyse. Hepsi %100 olduğuna rağmen. Şu malları, bu ne? Uzay yiyeceği mi? Uzay menüsü diyelim. Karbon 8 sertliği. Benim şu silah nemlisi. Bıçak mı? Bıçak. Sertlik 1 diyor. 4-6 hasar diyor. Ha, bir etrafımıza bak. Abo. Hiç etraf... Dur, şunlardan geçeyim şöyle. Burada bir gezegen var. Şurada bir tane daha var. Şu güneşimiz herhalde. O da mavi. Mavi bir güneş. Şurada bir menüs bir şeyler var. Neyse, biz bakalım göreve. Şurada bir şey var. Oksijen. O güzel. Burada yaralanma var diyor. Bu neydi? He, kopa. Kırılmış varil. O ne? Pump Unit MK1. O, iyi bir şey aldık gibi. Şurada bir şey mi var? Yemek. Glass Container. Sağlam, bozuk da değil. Şu MK Unit 1'e bakacağım da. Burada bir şeyler var gibi. Biraz daha ince bakış yapalım. Oksijen, taş.
Temin nasıl görmedim ben bu taşları? Ben buradan kaç kere dönsem dolaşsam mı acaba? Bak şurada bir değişik bir hareket çekiyor. Neyse. Bandaj varmış. Arkada hiç görünmüyor ki. Neyse. Şimdi görevden devam etmeden önce saat kaç diyor? 6:47. Osiris. Bazı plastik veriyor, bazı demir veriyor, debris veriyor. Neyse o debris. Neyse biz bunları faydalanalım. İsraf olmasın. Bu ne? Sarı. Metan. Topla. Liquid container. Liquid container. Şu, ben bunu aldık. Boş sanıyorum. Meğer su varmış içinde. Bizim su. Doğru ya. Bu hover. Bastım mıydı? Aynen azalıyor. Çoğalıyor. Ondan sonra bu. Derece -13. Sweet temperature. Şu yeşili elbisemizin derecesiymiş. Keep your sweet patch to keep internal temperature regulated. Yani herhangi bir yırtık tazı bilmem ne de bantla bantla diyor ki bantla ki diyor elbisenin içi iyi bir derecede kalsın. Hydration, nutrition. Şu iç koyu yeşil nutrition yani besin değeri yani yiyecek diyelim. Tokluk düzeyi. Dışarısı da hydration. Hydra. Oksijen, yani oksijen demişim. Su yani, su derecesi. Mesela içebiliriz 73 diyor biraz. Aynen dıştaki su fullendi. Yemek yiyebiliriz. Şunlardan yiyeceğim de 50 veriyor bu. Yani o kadar eksiğimiz yok. Şu da sağlık ve canımız. Metan, yani ben şu metan için açtım. Metanı dolduracaktım ama bunlar boş değilmiş. Suda dursun, su lazım olur. Biz bunu hurdaya çevirmeye devam edelim. Yani parçaları toplamaya devam edelim. Tamam bu bitti. Karşısı var. Demir. Bu ne? Scrap shedding. Böyle bir hayvan var da bu. Şey, şunlar. Ne diyordu? Zaten fiber topla diyordu. Uçağımızla mı? Bununla mı? Yok, uçağı kullan diyor. Cactoid. Kaktüs yani büyük ihtimalle. 4 tane topladık. Yeni bir şey buldum diyor. Onun ismini söylüyor toplayınca. Bak bu undiscovered plant mesela. Toplayınca large leaf plantmiş. Fiberleri topladık. Hava karardı. L düğmesiyle light. Bir sürü başka oyunda olduğu gibi. Işığı yaktık. Havada soğuyacak mı ki acaba? Aynen %31 ama %31. -31 oldu bile. 15'ti. Onda topladık altın. Injuries detected. Şimdi altında mesela sertlik 2,5 diyor. Bizim şu anki elimizdeki bıçak şu elmas şeklinde gösterdiği sertliği 1. Hasarı 4 ile 6. Bir de türü varmış bak şimdi gördüm. Aynen. Slashing. Yani balyoz malyoz başka bir şeydir. Ama bir saniye hava karardı dedik. Ben şu hat denilen barınağı yapayım. Uyuyalım sabah olsun. Karanlıkta uğraşmayalım. Şuradan bir ona bir şey geldi.
Dur arkadaş, benim seninle hiç işim yok. Ben şu... Ne oldu? Saldır. Sen misin o mavi şeyi atan? Tipe bak. Arkadaş sen... Lan hasar da işlemiyor hiç. Aha. Biri... Para... Aha iyi doşladı. Benim de küçük şeyle hasar yapamıyorum ki. Nerede öbürü o saldırı? Önce bir onu hallettim o zaman. Sırtını ver karbona. Ah geliyor. Sese bak sese. El gitti biraz. Nerede o? Larvaymış ismi. Larvay. Aha. Can bayağı gitti. Inspect. Gnat. Bunun da ismi Gnat'mış. Kesiyorum. Evet. Bu ne lan? Ospa mısın? Neyse. Inspect. Parazit. Onu da kestik. Orada şu mavi bir şey. Allah. O ne? Arkadaş sen nesin böyle? Nereye gidiyorsun? Bıçak bitmiş. Ne olacak şimdi? Tipe bak. Bıçak bitmiş. Ben şu evi bir yapmaya çalışayım. B2. Aha bıçak yapabiliyorsun. Ha, şey lazım ama. Aha bizde var. He bu fiberlerden, evet aynen büyük, her oyunda olduğu gibi. Bunu yapıyoruz. Kumaş yapıyoruz. Hepsini bir yapayım. Tipleri yukarıda bulamıyor zaten. Daha önce yaptıydım ben. Aynen bilet yaptık. Aksi de yapalım. Bu ne? Parçası eksik. Küreğin şeyini yapmış mıydık biz? Ucunu. Küreğini yapmış mıydık? Yapalım dur. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şu an nasıl olsa girişemiyor. Bu neymiş? Shaped Crab Antenna. Shaped Crab Antenna could be fashioned into a good precision tool. İyi bir şey yapar diyor. Alet. Aynen şu. Tornavida yapacakmışız onu. Tamam. Bunu niye yapamayayım? Şey eksik. Okeydir. F1'e geri dönelim. Buradan şu silah. Şu 3'e. Bunu şimdilik 4'e. Tornavida ne işe yarıyor? Şu herhalde aynı görevi yapıyor mu? Dur. Şimdilik inebilirim aşağıya. Neredesiniz? Başka var mı? Önce senden kurtulayım. Aha bak hasar görüyor musun bunda? Kılıçla. Dur seni bir... Aha bundan şey verdi, deri verdi. Bu kılıçla kesince. Süper ha. Lan. Inspect. Araçını bitmiş bu. Injuries detected. Ona lan bir tane daha gelmiş. Buraya. Kes onu da. Bu da deli verdi. Tamam şimdi hemen şu ses var. Bir şey gördüm. Şu. Oğlum sen nesin? Göremiyorum seni. Silahı dağıttım. Şeye vura vura. Demire vura vura. Heh, buraya gelsin. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir yerlere patladı herhalde.
Yok, patlamamış. Ya bu şeyden görünmüyor. Gel gel, gelmeyecek gibi yap. Geliyorum sen. Bu da bilinmez bir tür diyor. Şimdilik bildiği Scaleopod. Uçur. Dik dik dik. Etimiz tamamdır. Başka nerede? Bu mu bağıran? Yok. Toplama meselesi. Neyse, yakına gelmiyorsa biz şu şeyimizi kur... Aa, burada. Takılmış buraya. Yoksa? Niye alamıyorsun sen bunu? Harvestable diyor. Yani... O bir şey değil, silah gitti. Neyse, o... Sabah bakarız. Biz şu scrap... Utility... Defense... Bak, bunlar biraz daha genişli, temin yoktu bu kadar. Heh, scratcher. Şunu yapabiliyormuşuz. Arkadaş, kaç tane oldu mu? Construct a workbench for tool creation and repair. You can also dismantle items into smaller units. Aynen, workbench yap diyor. Silahları tamir. Dur, içeri kaç. Görüntüyü değiştir. Tiplere bak. Aynen, keep drop tamir de yok. Bu ne diyor? Burada bir şeyler diyor. Activate health. %15 canımı geliştiriyor. Sleep. Ne diyor? 6 saat. Yo, saniye. He, bu canımı yine doldurabileceğim bak. Oh, %15. Biz uyuyalım şunları gündüz gözüyle. 6 saat diyor. Uyu. İyi ki uyuyabiliyor. İşte bu. Bak bak, aşağıda dolaşıyor orada hala. 6 saat. Teh, dikkat etmedim. Güneş kaçta doğuyordu. Ona göre yatağa kalkardık. Şimdiki. Işığı kapat. Workbench kuruyor. Şuraya hemen bir workbench. Tipe bak. Kurabilecek malzeme var mı? Var. Siz çekin. Dur. Seninle oynayamayacağım şimdi. Alien life form remnants detected. Collect samples. Your workbench can recycle creature parts into hide for crafting metal. Repair object diyor. Ama bak, hasar yapmıyor. Silah gitti ya. Allah, şey gitti. System restored. Oğlum dur, şu repair object diyor, bu tamir mi edecek? Aynen, tamir ediyor. Tip beni... Nasıl ıskaladı onu da bilmiyorum. Iskalıyorlar mı? Bu modda vuramıyorlar mı? Al sana hasar. Arkadaş, bu ne? Balancing zorunu mu ne? Siz nasıl bir ayar çektiniz buna? Kaç tane bunlar böyle? Oksijen. Oksijen. Dur, oksijen alalım. Şimdi gelebiliriz. Baltayla şey yapınca et verdi. Kılıçla şey yapınca deri veriyor. Onu bileyim de. Ne yaptı lan? Nereye uçurdu öyle? Neydi? Hangisinde et veriyordu? Balta mıydı? Aynen, bize et lazım şu an. Yani aşağıda nutrition ve health düşmüş bayağı. Bunu akşam mı halledeyim? Gerçi biraz deri de toplayayım.
Nereye gitti o? Bir ses geliyor bir yerden ama. Yere mi takıldı, baklandı. Ses var, kendisi yok. Aa, şu. Ne demiştim ben, hangisi et veriyordu? Ha, yanlış oldu. Tamam, bir ses daha var ama. Neredesin? Craft barrel diyor. Workbench'te mi? Aynen. Bir tane kırığından bir tane scrap debris'le sağlamını yapıyorsun. Aynen, o görevde A furnace can be used to create metal objects. Oxygen is a natural byproduct. Remember to add fuel to your furnace. Şeyde furnace'de eritme gibi. O ne derler? Madenleri külçe haline getirenizin burası. Ama buradaymış. Niye gelmedin sen benim yanıma? Ben seni de atayım. Gel. Şöyle bakıyorum. Barrel. Bir saniye, benim şimdi cam toplamam lazım. Ondan sonra neredesin sen? Sesin var. Şu mu? Oh, löp löp et. Ne yapıyordum ben? He, yemek yiyeceğim. Su içeceğim. Yemek yiyecek derken etler duruyor. Eti ne yapacağız? Ha, büyük bir ihtimalle bu furnace. Furnace'de o madenleri külçe haline getirme meselesinde, dur şurada deri yapılıyormuş, işlenebilir deri büyük bir ihtimalle. Ondan da şu parçaları yapabiliyormuşuz. Yapalım. Başka ne yapabiliyoruz? Demir sopa. O demir aks. Demir şey. Bunları yapalım. Ama kendisi nerede? Uç başlıklarını yaptık da. Şundan mı acaba? Dur şuradan. Topladığımız. Kırık kablolardan sağlam kablo yapıyoruz. İkişer taneden bir tane. Heh, bu bize lazım. Makeshift chisel. Sertliği 3. Ondan sonra 3 sertliğe kadar madenleri toplayabiliriz. Buna alüminyum, bir de şundan bir tane eksik. Bir tane bunu yapalım. Bir de alüminyum toplamamız lazım. Bu ne işe yarıyor? Geldi mi sonunda? Nereye uçtun? Arkadaş, bizim bunlardan karanlık olunca o. Yani dur, bir de bu bıçakla keseyim. Ne verecek? O da et verdi. Ya ne oluyoruz? Bunlarınkine 50 bin tane gelmiş. Hava kararı kalmış. Hemen yatayım ben biraz. Bir daha yeni yatayım. Ne çabuk yine hava kararı, anladım. Gerçi biraz dövüştük baya. Oo, level up. Hangisi et veriyordu bu? Gel, bekliyorum seni. Arkadan saldırma. Yakışır mı? Biri daha saldırdı sağdan soldan ya. Injuries detected. Vallahi görmeden saldırma düğmesine bastım gitti. Yakaladım da. Bak, daha da var. Gerçi bunlar yani bir nevi oyunda geliştirme aşamasındaydı ya. Bize hayatta kalmamız için saldırtılmış. Ve işte ayarı tam tutturamamışlar herhalde daha. Yani çünkü bize et verecek, deri verecek ya. Yapımcı şey yapmış. Health diyordu. Bak.
vurup kaçıyor bile. Öyle olmaz. Adam gibi saldırdıysan adam gibi devam edersin. Nerede o? Arkadaş 3 4 bu nasıl sürdürülebilir bilmiyorum, bir saniye. Biz. Bir tanesinden daha kurtulduk. Koşamıyorum, oksijen bitti. Koşamıyor o zaman. Herhalde derken yani koşamıyor, ondan alakalı diye düşünüyorum. Nerede o kestikleri? Aynen, şu an yine koşabildiğime göre oksijenle alakalıydı. Helsin nasıl? Helsin bayağı gitmiş. Canım bayağı düşürmüşler. Şu löpletleri toplayalım da. Resimden gördüğüm kadarıyla yağsı da yok. Health. Arkadaş canımı... Ne uçtu? Neyse gündüz görürüm. Şu oksijeni alayım. Şuradan biraz da health alayım. Bir de... Buradan alalım. Tamam. Ne o? Nutrition, yemek lazım. Hemen bir 6 saat yatalım da. Yemek, bu ocakta madenleri külçeye çevirirken yan getiri olarak oksijen üretiyor demişti. Büyük bir ihtimal bir ikinci oksijen şeyimiz olacak. Kaynağımız olacak ama şu an şu etrafa bir bakayım. Kesip de derisini, etini almadığım var mı? Kafa girdi bir an. Şunları görmüşken toplayalım. Nedir ne değildir bilmiyorum ama. Evet şu an bir tane aşağı... Aha burada ses bundan geliyormuş. Etini aldık. Arkadaş olduğum yerde kala kaldım. Sağa sola gideyim bir yerler göreyim diyeceğim. Neyse hemen şu hungry injured. Evet o işe bakalım. Furnace. Malzemeleri var. Crude pipe lazım. Yapmışım ben bundan bir tane hatırlıyorum. Aa yapmışım da şeye envanteri almamışım. Furnace'imizi de kuralım. Şöyle kuralım. A radar can be used to find resources in a wider radius. Furnace'imiz bu. Aynen külçeler. Eti pişirebiliyor. Kum demişim. Kum nereden çıktı? Cam üretiyor da upgrade. Oo upgrade'lere de var bak. Upgrade yaparız. Ne diyor şimdi? Full eksik diyor. Full empty. Be full. Dolduralım. Any full item. Ne ki onun şeyi? Bunları enerjiye mi çeviriyor, yakıyor da? Yok. Deri. Deri olabilir diyor. Şu Şin efendim bu neymiş, biz buna bakmadık hiç. 7 yiyecek veriyormuş. Pit. Bunu yapalım. Evet, fulumuz var. Hemen şu etleri pişirelim. Tamam,
5 tane yeter. Ye. Oh, tamam. Glass mı diyor? Glass yap. Onu yap. Plastik yap. Raba. Plastik, raba. Envantere al. Hose. Hortum. Şu an bilmiyorum neye lazım. Glass konteyner, alüminyum lazım. Aziz Allah Celle Celaluhu. Şimdik ne yapacağız? Görev ne diyor? Radar yap diyor. Bir de 3 tane hayvan öldür diyor. Dur şunları bir tamir edelim. Tamir edelim. Bak bu iyiymiş. Herhangi bir materyal istemiyor. Tamir ediyor. Radar. En son radar mı eklendi bizim yapabilecek işler arasına? Aynen. Ne lazım? Circuit board lazım. Circuit board dedi. Şu. Kırılmış circuit board ve bir kablodan yapılıyor. Basık bırakmamız lazımmış. Yaptık. Radarımızı kuruyoruz. Radarı şöyle. İlk gelenlerin audio loglarını duyduk herhalde. Nerede bir yerde vardı voice log. Göstermedi. Radar. Small dish yaptım diyor. Radar demişken Q ve E ile GPS. Aynen. Way buggy diyor. Locate buggy. Şu anki görevimiz buggy'yi bul ve 3 tane hayvan öldürüp materyallerini al diyelim. Buggy. Aha orada buggy var arkadaşlar. Arabamız hazır. Locate buggy mission tamam. Repair buggy. Need repair 7 tane tamir edilmesi gereken var. Begin repair B. Tamir edilemez diyor. Buraya çevrilmesi gereken, toplanması gereken şeyler var diyor. Salvage. Bak şimdi tamiri açık. Bir ayrım bir kopa lazım ona. Bu sağlanmış. Bunun tamiri olmaz diyor. Bloke eden bir şey var diyor. O da eski yamuk teker. Bronz hücresi lazım. Ondan sonra salvage. Buna bir full cell lazım. Salvage barrel lazım. Salvage alüminyum hose lazım. Yani şey hortum diyelim. Ha bir şey bilmeden tamir ettim abi. Düğmenin üstüne bastım. Basmışım daha doğrusu. Evet kopya toplayacağız. Ayrı ne diyor orada bir şey diyor. Hide blueprints add to goal. Heh. Aynen bir kopa bir iron lazım. Bunda rubber var. Bronze lazım. Add to goal diyelim. Ama bunlar
Add to goal. Add to goal. Başka. Add to goal. Kopa. Kopa var mıydı? Vardı zaten listede. Tamam, bunu tamir edeceğiz. Bir de 3 tane hayvan... öldürüp materyallerini alacağız. Bir yerden bir ses geliyor. Aa, yukarıda. Geliyorum. Şu şeylerin sesi gelmesi lazım. Sesi... Ha dur bir saniye. Şimdi aklıma geldi. Ben bir malzeme topladım. İsmini elinize bakmalıydım ona. Şu. Injuries detected. 02 pump unit. Pompalama ünitesi diyor. MK1. O2 pump unit. Oksijen pompalıyormuş. İzle helmet diye. Helmet için kullanılan zımbırtıymış. Oksijen and stamina change rate. Bir charge rate. Oksijen ve gücün daha çabuk dolmasını sağlıyormuş harcadıktan sonra. At the cost of increased oxygen and stamina usage while running. Normalde daha çabuk yeniden dolmalarını sağlıyor ama koşarken de daha fazla harcatıyor. Olsun, biz fazla koşmayız deyip aletimizi takalım. Gördün mü, şuraya takıyor. Tamam, daha çabuk da olsunlar. Şimdi biz bu arkadaşı bir öldürelim. Şu yukarıdaki sıfırdan üçü bir yapabilecek miyiz malzemesini alarak. Ona bakacağız. Arkadaş arkadan vurdum. Daha çok hasar yapması lazım. Yoksa bu değişik bir tip. Değişik bölgeye gelmişiz. Crude pipe, survival knife, skin. Bununla da skinleyebiliyormuş. Eti şu 3 veriyordu herhalde. Yani balta. Aynen. Ona da bir çözüm derken bir değişiklikler var orada. Hangi aletini kullandığını, bu değişik parçalar. Aha, o görevi de yaptık. Deri yap diyor. Yapalım. Yapamıyorum çünkü şey eksik. Heh. Eksik derken geldi ayağımıza herhalde. Sesi var, kendisi yok. Neyse, gelir. Gelince hallederiz. Şimdi ben şu maden, copper lazım, iron lazım. Buna ne yapıyorduk? Alüminyum. Bir de alüminyum bulmam lazım. F3. Radarı diktik ya bak. Görüyor musun? İlk açımız buydu. O malları buldu. Şimdi radarı diktikten sonra açımız bu. Şimdi bize şey lazım. Alüminyum. Medium. Alüminyum. Bu yanımızdaymış. Gösteriyor mu? Şeyde gösteriyor. Burada. Şu an 2 nokta... biz ne yapacağız ki bunu? Dur bir saniye. Bu silahların kaç sertliği? Bunun sertliği hiç 0.2. 0.5. 1. Dur bir, başka bir alet daha vardı. O biraz daha pickaxe benziyordu. Nerede o? Kendi şu makeshift lazım, branch lazım. Bunu yapmak için fiber lazım. Bir saniye, şuradan bir fiber toplayalım. Sana fiber. Al sana fiber. Branch. Branch'a lazım da. O iyi oldu. Önce bir bundan. Yaptığı kadar yapsın. Ondan sonra F2. Bak, bunun sertliği 1.5. Şunu yapamadım. Buna ne lazım? Bir şey değil. Ses ne?
Göktaş'a indi. Şimdi gidip bakmak vardı oraya ama şu an fazla uzaklaşmak niyetinde değilim. Neler beklediğini bilmiyorum. Birden default aynen şimdiki. Şu pek işe yaramıyor zaten herhalde. De yine de kullanalım. Başka ne yaptık? Ha, bir de kürek. Şimdiki o kürek mesela. Kum topluyor. Başka da bir işe yarayacağını sanmıyorum zaten. Lan. Aldım üçüncüsünü. Almış. Bundan ne yapıyoruz biz burada? Burada değil. Burada. Bir tanesiyle şey yapıyor. Cam yapıyor. Bir tane daha alalım. Camı yapalım. Şunları da yapalım. Nereden topladım bilmiyorum. Bundan bir tane lazımdı şey. Tamiri. Ben ne yapacaktım? Neden? Ah, bunun için alüminyum. Şimdi alüminyum toplayacağız. Aletlerimizin içinde en sertlikteki 4 numaradaki 1.5. Ama alüminyum 2.75. O nasıl olacak? Onu tam anlamadım. Hasar yapıyor ama çabuk şey yapıyor. Ama olsun, böyle biz bir tane mi iki tane mi? Devamı gelmiyor. Devam. Ondan sonra şu vardı bir kalınlığında. Bir tane alüminyum. Kaç tane lazımdı? O zımbırtıyı yapmak için. Bir tane. Tamam. Bunun sertliği 3 arkadaşlar. Şunu çıkarırız. Şuraya koyalım. Dura dursun. Hatta bir saniye tamir yok. G ile tamir vardı. Bunu da tamir edelim. Tamir edelim. Tamir edelim. Bir de tornavida değil, bunu bir tamir edelim. Tamam, şimdi bu 3 ise oksijen şurada vardı bir. 50 oksijen. Oo, 85. Şurada vardı bir 30 oksijen. Tamam. Bu zımbırtı önemli olduğu için bunu 2'ye alalım. Şunu 3 alalım. Böyle olsun sıralama. Şimdilik şu alüminyumu orada madem başladık toplayalım. Aletimiz var. Bak hiç. Bu da 3 olduğu için sıkıntı yok. Bunda birkaç kere vuruyor, topluyor ama bak fazla hasara almıyor şey, aletin kendisi. Çabuk bitmiyor yani. Çünkü solda gördüğünüz gibi bakır da lazım bize tamir için. Aslında ben alüminyum için gelmiştim. Alüminyumu toplayalım. Bak buna daha az vurarak topluyor çünkü 2.75 sertliği. Alüminyumumuzu topladık. Görev ne diyordu? Laser yaptı diyordu. Laser için bizim hayvan öldürüp derilerini alıp iki tanesinden bir tane deri yapmamız lazım. İşlenebilecek. Tamir yapmamız lazım. Böyle diyelim o zaman. Biz yatalım. 6 saat. Yani güneşin ne zaman doğduğunu bilmiyorum ama. Erken yatmış gibi oldu. 8.30 gibi neydi? Bakalım 6 saat 8.30 uyudu muydu? 2.30'da mı kalkacak? Yani 2.30'a... 1.30. Neyse. Heh, siz bana lazımsınız. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 3. Bu aletlere takılıyor bunlar. Şimdi ben deri için... Hangisiyle? Bununla mı kesiyordum? Kılıçla. Aynen. Bir tane daha lazım. Görev bitirmek için. Neredesiniz? Neredesin?
Sesini duyuyorum. Ama ulaşamıyorum. Göremiyorum. O güzdüz güne şurada taşlara takıldı, bir şeylere takıldı. Ötüp duruyor. Saat 2. Şu full sele bir bakalım, ona ne lazımmış. Hepsi var. İki tane daha bateri lazım. Bateri için hidrokarbon solution. Hidrokarbon dedi aşağıdaki sıvı. Var mıydı bizde şey? Sağlam. Vardı ama taktik herhalde bir şey. Scrap diye birisi lazım. Injuries detected. Bir yemek yiyelim, su içelim. Canımızda şuradan bir 15 dolduralım. Tamam. Arkadaşlar bu ilk bölümlük bu kadar olsun. Ondan sonra buggy'yi tamire ikinci bölümde devam eder. Şu etrafımızı bir kolaçan ederiz. Silahlarımız, mirahlarımız, ekipmanımız aşağı yukarı tamam denilebilecek bir şekilde. Ondan sonra görevlerde devam ederiz. Buggy'yi tamir ettirdikten sonra ne yapacak bilmiyorum. Gezegenimizi biraz tanırız ondan sonra. Evet, gün doğuyor yavaş yavaş. Demek ki saat şu an kaç? 2.50. Yani 3'e doğru güneş doğmaya başlıyor, mavi güneşimiz. Neredeydi kendileri? Göremedim. Şu değil, şu bir gezegen. Yani o zaman deniliyordu bu gezegenlere, gördüğün gezegenlere uçabileceksin falan deniliyordu. Bilmiyorum bu versiyonda nereye kadar gider story vesaire. Şu karşıdakine gittik mi? Biz oraya gidecektik, sonra bir şeyler oldu, geri döndük. Kaldı. Şundaki hurdalanabilecek şeyleri toplarız, hurdalar. İkinci bölümde devam ederiz. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Biz bir safe diyelim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi usulünce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ondan sonra videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.